17 Ocak Salı. Bu konuda sahih hadis-i şerifler vardır. Her ayın son çarşambasıyla alakalı. Bakın, belayı yaratan, musibeti yaratan Allah'tır. Her şey Allah'ın elindedir. Perçemlerimiz Allah'ın elindedir. Bunda bir sıkıntı yok. Bazıları yanlış anlıyor. Mesela hadis-i şerifte diyor ki ve la safere. Safer yoktur. Ya hadis-i şerifte salgın hastalık da yoktur diyor. Bak, dinimizde uğursuzluk yoktur, değil mi? İşte baykuş gördüm şöyle olacak. Bacaklarım ağrıyor, yağmur yağacak falan. Böyle bir şey yok. Uğursuzluk getirir. Böyle bir şey yok. Bütün şer de hayır da Allah'tandır. Buna itikad ettik. İman şartları zaten. Tamam. O hadis-i şeriflerdeki kasıt ne? Yani belayı yaratan safer ayı değildir. Hastalığı yaratan, hasta olup da sana bulaştıran değildir. Hepsini Allah yaratır. Bazen adam hasta da olsa, benim mesela babaannem korona olmuştu. Rahmetli. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama şimdi babaannemi birisi sırtlaması lazım, değil mi? Hasta kadın. Hemşire geliyor, bir şey yaptığı yok. Doktor geliyor, dokunmuyor. Uzaktan hareketler. Babam da, anası da sardı tuttu onu yani. Anladın mı? O kadar yaklaştı. Bulaşmadı ama. Yani ben böyle bir şey yap demiyorum ha. Ondan sonra Abla Hoca hastalıklara sarılın bir şey olmaz dersin. Hasta olursun bir de vefat edersin, uğraşırız. Onu demiyorum. Sen tedbirini al. Onda bir problem yok. Ama yaratan kim? İstemezse olmaz, isterse olur. Dolayısıyla bunlar o hadis-i şerifler, yani safer ayında bir bela, safer yoktur. Ne demek? Bela yaratan safer değildir demek. Günün kendisinde bir problem yok. Yaratan Allah. Ve yine hadis-i şeriflerde geçiyor ki her ayın son çarşambasında bir bela vardır. Bundan korunmak için bunun duaları vardır. O gün bela yaratmıyor. Yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Ama sebepler aleminde yaşıyor muyuz? Sebep yaratıp da ondan dolayı olabilir mi? Olabilir. Mesela gelgit oluyor, değil mi? Gelgit neyden oluyor? İşte ay bir şey yapıyor falan, değil mi? Ayın bir çekim gücü var. Suda gelgit oluyor. Ya şimdi bunu yapan Allah. Yaratan Allah. Ama ne sebebiyle oluyor? O ayın hareket sebebiyle oluyor. Anlatabilmişimdir inşallah. Şimdi her ayın son çarşambası çok önemli. Bu ayın hicri olarak, efendim şey, miladi olarak son çarşambası 17 Ocak Salı. 17 Ocak Salı. Diyor ki her çarşamba gecesi, yani salıyı çarşambaya bağlayan gece. Çünkü İslam'a göre akşamdan girdiği için salı akşamını kastediyoruz. 17 Ocak Salı. Akşamla yatsı arası 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere Ya Halik. 100 kere Sübbühün Kuddüsün. 100 kere La Havle ve La Kuvvete İlla Billahin Aliyyil Azim. Okumaya devam eden kişiyi Allah-u Teala o sene inecek bütün belalardan muhafaza eder. Al sana senelik reçete. Hadi öbürü aylıktı. Şimdi senelik bir reçete vermiş olduk. Allah bizi amelle şereflendirsin. Amin. Sizin işiniz ne? Başka ne işiniz var sizin? Ne yapıyorsunuz akşamları? Televizyonu bırak. Telefonu bırak. Biraz da kestaneyi de bırak. Yeme ya. Biraz şu zikirleri yap. Ahirette karnını doyur. Boş vaktimiz çok. Ben size söyleyeyim. Şeytan bir şekilde bize yaptırmamaya çalışıyor. Varsın bize deli desinler. Memlekette deliden bol ne var? Biraz da Allah için delirelim. Ne var yani? Biraz da Allah için delirelim. Bir insan bu ibadetleri yapmasa, bu kadar sevabı kaçırsa, bunu nereye kapatmak lazım? Bunu tımarhaneye kapatmak lazım. Ya, akıl yok bu adamda ya. Beleşten kazanıyorsun işte. Daha ne var yani? 17 Ocak Salı'ya da bu şekilde size dikkat çekmiş olduk. Bu duaları yapmaya Allah sizi de bizi de muvaffak eylesin. Amin.